Merhabalar arkadaşlar. Santboli kariyerimize devam ediyoruz. 26 Nisan 2020 tarihinde artık sezon sonuna geldik sayılır. Sadece 4 maç var önümüzde. Leverkusen'le kendi sahamızda oynayacağız. Leipzig deplasmanı, Freiburg deplasmanı ve Schalke ile kendi sahamızda oynayarak sezonu kapatacağız. Evet, şu an itibariyle Leverkusen'le oynayacağız. 31 maçta 76 puanla Bayern Münih lider, şampiyonluğu da artık aldı diyebiliriz. Dortmund 68 puanla ikinci, Leverkusen 30 maçta 66, bizim 30 maçta 65 puanımız var. Leipzig 31 maçta 55, Eintracht Frankfurt 30 maçta 55 puanda. Eintracht Frankfurt'un olası bir puan kaybında ya da bizim maçı kazandığımızda Leverkusen maçını dördüncü bitirmeyi garantileyip Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda yer alacağız. Evet, Schalke ile Eintracht Frankfurt, Sampdoria ile Bayern Leverkusen oynuyor. Zor bir maç, zor bir maç, net zor bir maç. Haydi bakalım arkadaşlar. Evet, Schalke Eintracht Frankfurt'u yenmiş. Bu sonuçlardan sonra en yakın rakibim yine olmuyor. Schalke ile bu sefer 8 puan var. Schalke ile 8 puan var. Şu maçı alırsak Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Elemedeyiz en azından, öyle diyelim. Evet, 2.63 bize, 2.50 Leverkusen'e verilmiş. Peter Bosz Leverkusen hocası. 27.904 bile satılırken Christian Dingert maçın hakemi. Alacağımız bir 3 puan hem bizi 3. sıraya çıkartacak hem de ilk 4 içinde yer almamızı garantileyecek, ama kaliteli bir takımla oynayacağız. Evet, bugün Ananu yok. Kartens'i oynatacağız onun yerine. Herhangi bir başka sakatlığımız, Knol Suter geri geliyor. Knol'un sakatlığı zaten sezonu kapamıştı. Tecrübeli savunma oyuncumuz Knol. Şimdi Suter'i alalım bu ballı yerine. Evet, tamam. Kadromuz budur arkadaşlar. Himmelmann, Suter, Salcedo, Martens, Christiansen, Adegbenro, Fuchs, Azubuike, Dahli, Van Kamp ve Kone 11 ile çıkıyoruz. Haydi Van Kamp, haydi Kone. Şu maç çok, gerçekten çok önemli. Haydi bakalım, haydi çocuklar. Bundesliga'ya çıktığımız ilk sene ilk 4 arasında bitirerek Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı elde etmek çok büyük iş. Tabii ön elemede muhtemelen çok zorlu bir rakip gelecektir. Onu da söylemekte fayda var. Ama bütçe olarak en azından biraz rahatlarız. Evet, Dolberg, Brandt, Malcolm, Aranguiz, Bendtner, Wendel, Tah, Weiser, çok kaliteli bir kadrosu var. Gerçekten Leverkusen'ın yani favoriler, favori olmaları da bence gayet normal. Evet, Salcedo, Christiansen, haydi çocuklar. Suter. Evet, Suter frikikleri sever, kaleciden döndürüyor. İsviçreli genç yıldız ligin ikinci devresinde kadromuza kattık. Ocak transfer döneminin en iyi transferlerinden biri. Geçmemiş abi, top oyna. Özellikle uzaktan frikiklerden ve uzaktan attığı gollerle çok katkı sağladı bize. Şimdi Malcolm direkten döndü arkadaşlar. Çok tehlikeli geldi. Dolberg'le bir duran top. Organizasyonu Leverkusen'den. Aranguiz. Şimdi Dolberg. Brandt. Evet, araya girdik. Yakalar mıyız o sevdiğimiz kontra atakları? Yakaladık. Van Kamp. John Van Kamp. Çok güzel pas. Direktin ve gol. Offside. 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 Fuchs offside. Ah, işte şu pozisyon. Van Kamp çevirdi. Adengbeiro. Adengbeiro'nun vuruşu gol olmalıydı. Dönen top doğru karar offside. Evet. Maç çok hızlı başladı. İki takımın da birer direkten dönen topu var. Bizim bir de sayılmayan golümüz var. Şimdi dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Özellikle savunma arkasına atılan toplara. Ta. Şimdi sağ tarafta Malcolm kafayla bıraktı. Suter orada. İki kişi var baskıda. Himmelmann uzun oynadı ama nereye oynadı? Bentner. Bentner geriye doğru. Evet, oradaki presimiz işe yaradı. Şimdi yine Bentner. Bentner kardeşler. Yine kale. Gol 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 gol. İnanılmaz bir gol. Sven Bentner kendi kalesine atıyor. Ve 1-0 öndeyiz. Bayer Leverkusen karşısında denecek bir şey yok gerçekten. Biraz da futbol şansı olması lazım. Bu da bu pozisyonda bizde var. İşte bakın, inanılmaz bir hata. İnanılmaz bir hata. Gerçekten inanılmaz bir hata. Evet, 1-0. Daha çok gol olur bu maçta. Yeriz de atar mıyız bilemiyorum. Yeriz kesin ama umarım da atarız. Çok gol olacak bir maç izlemini var.
Yedeklerinde Volant, Reguilón çok iyi bir oyuncu. Paulinho. Hani gerçekten iyi futbolcuları var ya. Hakikaten Paulinho'yu oynatmıyor mu? Şu Paulinho'ya bir şey gönderelim mi? Gözlemci raporu isteyelim mi? Çok iyi futbolcu, 19 yaşındaki Brezilyalı. Kevin Volland, Alman oyuncu. O da fazla forma şansı bulmuş. Belki kiralarız ve tam çalışkan forvet. Tam bizim taktiğimize uygun bir oyuncu aslında. Evet, 1-0 öndeyiz. İnanılmaz bir gol öndeyiz arkadaşlar. İki takım da birer topu direkten döndü. Çok öyle gol pozisyonu, onların dışında çok gol pozisyonu olmadı. Biz de çok şut atamadık bugün. Leverkusen'da 3'te 2 isabeti var. Bizim 3 şutumuz 1 isabetimiz var. Dakikalar 33'e doğru geliyor. Şimdi Himmelmann kale vuruşunu kullandı. Kartens, dikkat edelim. Biz de saçma saçma bir gol yemeyelim. Bakın arkadaşlar, yine orada saçma sapan pozisyon hatası olabilirdi. Fuchs bıraktı, Dahli. Dahli savunma arkası. Kone, 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 Kone. Bak. Gol, müthiş gol. Müthiş gol, 2-0. Van Kamp. Evet, gol krallığına gidiyor. Bu sezon 27. golü ama Kone çok güzel çıkarttı. Evet, adım adım Şampiyonlar Ligi elemelerine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sırada kalmayı garantileyeceğiz. Çok iyi pas Kone'den. Çok iyi bitirici vuruş Van Kamp'tan. 2-0. Dakika 34. 2-0 önde. Offside yok. Oyuna devam. Evet. Muazzam. Muazzam denecek bir şey yok. Muazzam sonuç. Çok iyi oynadık. Hayır belki ama. Bir orta daha, 3-0. Van Kamp. Van Kamp. Van Kamp. Van Kamp. John Van Kamp. Müthiş bir oyuncu. Müthiş. Müthiş. Kelimenin tam anlamıyla. İnanılmaz bir oyuncu arkadaşlar. İşte Azubuike. Van Kamp ve gol. 3-0 oldu. Evet, artık böylecelikle 3. sıraya çıkıyoruz. Hatta arkadaşlar 2. sıradayız ya. Evet, Dortmund 68, biz 68. Averajla 2. sıradayız. Aman aman aman. Evet, inanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Azubuike şimdi çok iyi pas attı. Dahli 4 mü geliyor? 4 geldi. Kone ve 4-0. Müthiş goller. Müthiş organizasyonlar. İlk gol dışında tabii ki, ilk golü kendi kalelerine atmışlardı. Şimdi bakın, Azubuike müthiş bir ara pası. Dahli'den ortağı ve Kone'nin bu sezon 20. golü geliyor arkadaşlar. O da çok başarılı bir sezon geçirdi. 20. golünü attı. 4-0 öndeyiz. 4 kaleye isabet şutu attık ve 4 gol oldu. Yani tabii bir tanesi kendi kalelerine attılar ama muazzam. Gerçekten muazzam bir futbol gecesi. 7 şut 4 isabetimiz var. Bayer Leverkusen'ın 5 şut isabeti var. Ve Van Kamp 2, Kone ve Bentner'in kendi kalesine golleriyle 4-0 öndeyiz. Bavyera ekibi karşısında. Artık şu anda maç fazlasıyla değil, averajla Dortmund'un üstüne, ikinci sıraya kadar çıkacağız arkadaşlar. Bu maç böyle biterse şayet büyük iş. Büyük iş ama kalan 3 maçım gerçekten çok zor. Leipzig, Freiburg deplasmanları, üst üste 2 deplasman. Onda da sonra da kendi sahamda Schalke'yle oynayacağız. Biz ilk 4'ü garantiyelim. 2 ya da 3 hiç önemli değil. İlk 4 bizim için, ilk sene için muazzam bir sonuç. Evet, birazdan oyuncu değişikliklerine başlayacağım. Bir taç atışı kullanıyoruz. Suter'le ceza sahasına doğru kaleci Hradecky aldı, çıktı, aldı topu. Şimdi Bentner. Oo, Azubuike! Azubuike! 5-0. 8. golü bu sezonun yıldızlarından. Azubuike gerçekten büyük oynadı bu sezon. 8. golünü atıyor. İşte bakın, bir pres. Bentner de bugün kendi kalesine bir gol, bir de şimdi asist. Müthiş oynadı Bentner bizim adımıza gerçekten. 5-0 öndeyiz. Yani attığımız tüm isabetli şutlar gol oldu. Bugün çok fazla şut atmadık ama net bir skor aldık. Evet, şimdi oyuncu değişikliğine gireceğim. Evet, Fuchs'u çıkartıyorum. Fuchs'un yerine Bonucci alıyorum. Dahli'nin yerine Miyaç'ı alıyorum arkadaşlar. Başka da herhangi bir oyuncu değişikliği yapmayacağım. Sakatlık falan olur. Tutalım. Evet, şimdi Christiansen. Salcedo, Christiansen, Samuel Adegbeiro. Van Kamp'tan 6. golü kaçırdık. Bu arada Christiansen kiralık, biliyorsunuz, sabekimiz ve 9-9,5 milyon euro civarında bir
Satın alma opsiyonumuz var. Umarım iyi biraz transfer bütçesi gelir de Christensen'i kadroya katarız. Gerçekten o da bize çok büyük güç verdi. Bu arada 6-0 Kone. 6-0. Müthiş oynuyoruz. Müthiş. Kone'den müthiş bir gol daha. 6-0 oldu. Evet, harbiden ilginç. Ben bile bu kadar beklemiyordum. İşte Ahmet Kutucu. Aa, çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Bu arada ben Ahmet Kutucu'yu sol tarafa almışım. Ya Miyeç'i alacağım sanıyordum ama Ahmet Kutucu'yu almışım. Neyse, oynasın. Yapacak bir şey yok yani. Asist yaptı. Evet, 9,5 oyuncu puanı, 2 gol, 1 asist. Kone şu an man of the match. Bir oyuncu değişikliği daha yapacağım arkadaşlar. Evet, Buballa'yı su teryanı alıyorum. Evet, Buballa'yı su teryanı alıyorum. Genç İsviçreli'yi dinlendiriyorum. Müthiş bir futbol gecesi yaşadık. Son 20-22 dakika uzatmalarla birlikte. Gerçekten Kone ve Van Kamp bugün maça damga vurdular. Keza Azı Büyük'e de çok etkili oynadı. Kötü futbolcumuz yoktu arkadaşlar. Sonradan oyuna giren Burnic sadece 6-8 ve Ahmet Kutucu 6,9 oyuncu puanında. Diğer tüm oyuncuların performansı gerçekten üst düzeydi. Kaleci 4,3 Leverkusen'de. Weiser 5,8, gerçekten dökülüyor Leverkusen futbolcuları. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Biz bunu takılmıyoruz. Evet, 90'a doğru geliyoruz artık. Evet, 90 artılardayız. 90 artı 2'ye gelmek üzereyiz arkadaşlar. Adım adım, adım adım. Ve bitti. Evet, 6-0'la geçiyoruz. 17 şut, 9 isabetimiz var. Leverkusen'ın 7 şut, 3 isabeti var. 6-0'la geçip maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşiyoruz. Tabii ki oynadığınız futbol, evet, çok özel ve güzel bir sonuçtu beyler. Kimsenin bize şans vermemesine rağmen harika bir iş çıkardınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet, hakikaten favori Leverkusen'dı ama Leverkusen'a tam yarım düzine golle uğurladık. Evet, ikinciyiz. 31 maç, 76 puanda Bayern Münih ki haftaya kazanırsa şampiyon. 31 maçta 68 puanla ikinci sıradayız. Dortmund da 68 puanla üçüncü. Leverkusen 66 ve Schalke 57 puanda. İlk 4 içinde bitirmeyi garantiledik arkadaşlar bu sonucun ardından. Büyük başarı, evet. Sampdoria Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, evet. Sampdoria Bundesliga'yı ilk 4 sırada bitirmeyi garantilediği için 2020 Şampiyonlar Ligi'nde olacak ama ön eleme oynayacağız tabii. Evet, ön bütçe geldi arkadaşlar. Yönetim şimdilik önümüzdeki sezon maaş bütçesi 21,72, transfer bütçesi 16,5. Fena değil ya. 16-25. Fena bir bütçe değil bence. Kone'yi verelim. Gol yollarında çok iyiydim. Böyle devam et diyelim. Yalnız şey ne durumda, ona bakacağım. Evet, 5 milyon euroluk bir maaş bütçem ve 16 milyon euroluk bir transfer bütçem var. Çok da iyi değil ama. Bu kimmiş? Super Independiente'li. Güzel stoper. Hemen gözlemleyelim bir daha. Ne kadara bırakırlar? Çok iyi stoper. Geleceği açık bir stoper. Hemen de listeye alalım. Löwen önerisi gelmiş. Geçiniz. Bu kimmiş? Geçiniz. Geçiniz. Özelliklerine bakıyorum buradan da. Geçiniz. Devam. Evet arkadaşlar, şimdi Leipzig deplasmanı. Tarihi sezonda bakalım 2 mi 3 mü 4 mü olacağız artık Bayern'in şampiyon olduğunu varsayıyorum. Evet, Van Kamp gerçekten son günlerde performansını hırslı diyelim. Son günlerde performansını yükseldi. Böyle devam etmesini umuyorum. O da teşekkürler patron diyor. Gerçekten bu sezonun yıldızlarından biri, 6,75 milyon euro piyasa bedeline ulaştı. 1 milyon euroya almıştık arkadaşlar. Ligde 29 maç, 27 gol, 5 asist ve toplamda 30 maç, 28 gol, 7 asistlik bir performans. Bakalım altın ayakkabıyı alabilir mi acaba? Onu merak ediyorum. 3 maç var. 3 maçta şöyle 3 gol atsa 30 gole girecek yani. Muazzam bir sezon, muazzam. Evet, Kone'ye 45 bin euro verdik ödül, gol primi. O da ligde 26 maçta 21 gol, 7 asist, toplamda 26 maç, 21 gol, 7 asist. Onu da 1,4 milyon euroya almıştık arkadaşlar. Gerçekten büyük iş çıkarttı forvetim. Büyük iş çıkarttı. Evet, Leipzig.
Çok zor bir maç. Çok zor bir maç. Hakikaten zor maç. Cidden sıkıntılı bir maç olabilir diye düşünüyorum bizim açımızdan. Kendi sahamızdaki ilk yarıdaki maçta bizi yenmişlerdi 2-1. İyi oynamıştık o maçta. Çok pozisyona girdik. Ama Himmelman'ın büyük hatası ve bir duran top golüyle mağlup olmuştuk arkadaşlar, hatırlayacağınız üzere. Şimdi tabii yani ikinci sıradayız. Averaj da olsa şu üç maçı da alırsak, Leipzig, Freiburg, Schalke, ikinci sırada bitireceğiz. Yani o da muhteşem bir şey. Evet, tam 7 oyuncumuz haftanın takımında. Himmelmann, Suter, Salcedo, Kret, Kartens, Christiansen, Azbuike, dahli. Forvetlerimiz girememiş. Evet, Christiansen'den bahsediyordum arkadaşlar. Genç savunmamız Ajax'tan kiralık, ama ne kadardı bakalım. 9,5 milyon euro bir opsiyon bedeli var, satış opsiyonu. Kullanmayı çalışacağım. İyi oynadı çünkü. İyi oynadı. Ama 16 milyon euro param var. 9,5 oraya verebilir miyiz? Orası da ama yani çok para. Bakalım, belki transfer teklifi gelebilir büyük önce. Mesela Van Kamp yani inanılmaz bir sezon geçirdi. Keza Kone de öyle. Dahli, sol kanadımız Dahli'yi elden çıkartmayı düşünüyorum. Onun dışında belki Kunal'ı satarız. Evet, tecrübeli ama bu sakatlıktan sonra ben sağlam döneceğini düşünmüyorum stoper Kunal'ımızın. Onu da satabiliriz. Yani bir iki adam var, satılacak adamlar. Bütçe oluşturmaya çalışacağız. İyi transferler yapacağız. Evet, Kunal Almanya oyuncularının mutlak favori. Evet, Almanya oyuncuların yılın oyuncusu ödülü için mutlak favori. Adamı satacağız dedik, adam favori olmuş arkadaşlar. Ama satmayı düşünüyorum. Ciddi ciddi Kunal, çünkü hem sakatlandı hem de yaşı da geldi. Bu arada evet, orta sahamızın iyi isimlerinden Fuchs'ta bir sakatlık var. Bakalım yetişebilecek mi? Leipzig deplasmanına olmadı. Bunun işine başlayacağız orada. Çok zor deplasman be. Çok zor deplasman. Yani mağlubiyet olabilir. Hani böyle çok asarım, keserim modunda olmamak lazım diye düşünüyorum. Çok çok zor. Evet, devam edelim. Şimdi tabii 6-0'lık bir maç galibiyetten sonra çıkıyoruz şimdi. Yani şu Wolfsburg maçı ve Augsburg maçı, şu iki maçı kazansaydık bambaşka şeyler olacaktı. Gerçekten müthiş bir serimiz var. Müthiş bir seri. Şimdi Freiburg, ondan sonra da Schalke ile sezonu bitiriyoruz arkadaşlar. İnşallah en iyi noktada bitirmeye çalışacağız. Evet, Sampdoria rekor gol sayısını kırmayı düşünüyor. Yeni bir Bundesliga rekoru belirlemesine Ramakkala merak günden güne büyümekte ve bu başarı ihtimali sadece birkaç insanın değil, daha fazlasının ilgisini çekmekte. Evet, Sampdoria bu sezon muhteşem bir şekilde 97 gol attık arkadaşlar ve Bundesliga rekorunu kırmalarına ramak kaldı. Evet arkadaşlar, Bundesliga'da tarih boyunca en çok gol atılan gol sayısı 101. Biz şu an 97 gol attık ve 5 gol daha atarsak Bundesliga gol rekorunu kırıyoruz. Haydi bakalım. Yalnız 97 gol, 31 maçta 97 gol, inanılmaz bir rakam. 3'ün üstündeyim şu an. 3'ün üstünde gol sayım. Müthiş, müthiş bir rakam, müthiş. Ama çok gol yedik. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. 50'ye yakında gol yedik arkadaşlar. Yalan yok şimdi. Olumlu tarafımız bu ama eksik tarafımız da var. Evet, her haftanın açılış maçı 32. haftanın Hertha 3, Paderborn 1-2. Dahli antrenmanların yıldızıymış. Ama seneye düşünmüyoruz Dahli'yi arkadaşlar. Ne yazık ki önümüzdeki sene Norveçli oyuncu iyi bir böyle 10 milyon euro falan satıp bir transfer bütçesi oluşturmayı ve oraya daha hızlı bir oyuncu almayı düşünüyorum. Dahli biraz ağır kalıyor burada. Evet, teknik ama ağır. Mesela Adengbero çok çok daha hızlı ve çok çok daha etkili oldu. Evet, Leipzig deplasmanındayız. Zor bir deplasman. Buradan alacağımız 3 puan çok önemli gerçekten. Bir puanla mağlubiyetin bence hiçbir farkı yok şu puan durumunda. Biz 68, Dortmund 68 ve Leverkusen 66 puanda. 2-3-4. Bakalım bu üçlü sezonu nasıl bitirecek? Umarım rakiplerimiz de kötü sonuçlanır. Bu arada
Dortmund'da da bu son 3 haftada Dortmund'da da Leverkusen oynayacaklar arkadaşlar. Evet, haydi bakalım. Şunu neymiş? Bundesliga'da transferlere harcanan para. Evet, transfer karları arkadaşlar. Al sat. En fazla karı Bayer Leverkusen etmiş 44 milyon euroyla. Hannover 21 milyon, Stuttgart 13 milyon ve biz 4. sıradayız. 5,44 milyon euro kar etmişiz. Oyuncu satıp aldıktan sonra Mönchengladbach 5. sırada, sonda da Bayern Münih var 87 milyon euroyla. Tabii ki onlar alıyorlar yani. Alıyorlar. Bu arada Stuttgart ligde 17. sırada. Stuttgart'tan bir iki adam düşünüyorum. Mesela şu Maffeo arkadaşlar bir gözlemle ettirelim. Küme düşerlerse tabii küme düşen oyuncu takımdan adam gelmesi daha kolay. Meyre'yi gözlemletelim. Tabii belki de gelmezler bilemiyorum. Asaka bir ara. Askaka bir ar. Ko söyleyemiyorum. Askaki bar. Çok iyi bir oyuncu aslında biliyor musunuz? Çok iyi bir savaşçı orta sahamız. Dalbert var. O da bence çok iyi beklerden biri sol bek. Çok iyi kadrosu var ama bir türlü o çıkışı yakalayamadılar ya. Mangala var orta sahada. Onu da gözlemlettirelim. Zinchenko zaten kiralık. Haydi bakalım arkadaşlar. Leipzig karşısındayız. Heidenheim, Hannover, Bayer Leverkusen, Freiburg. Rakibimiz Bayer Leverkusen. Stuttgart, Mönchengladbach, Wolfsburg, Mainz, Eintracht Frankfurt, Bayern Münih. Bayern Münih kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Evet, Nagelsmann önderliğindeki Leipzig'i 2.50 bize 2.60 oran verilmiş. Leipzig favori. 39.340 bile satılırken maçı Markus Schmidt yönetiyor. Sezonun ilk yarındaki maçı 2-1 Leipzig kazanmıştı arkadaşlar hatırlayacağınız üzere. Kendi saha ve seyircimiz önünde. Evet, Fuchs yok bugün. Fuchs'un yerine Bonucci alıyoruz. Yalnız Azubuike 4.5 yıldız gördüğünüz üzere gerçekten müthiş bir performans. Müthiş oynadı. Müthiş. Bu maçta da çok ihtiyacımız var onun iyi performansına. Evet. Şimdi Fuchs yok. Fuchs'u dışarı alıp oraya bir takviye koyuyorum. Devam. Evet, Sinan Kurtu koydum yedeklere. Evet, ilk 11'imiz arkadaşlar. Himmelmann, Suter, Salcedo, Kartens, Christiansen, Adekbero, Bunic, Azubuike, Dahli. Tabii ki Van Kamp ve Kone ikilisi müthiş bir sezon geçirdiler. Müthiş. Çoğu Bundesliga takımından daha çok gol atmayı başardı bu ikili arkadaşlar. Yaklaşık 50 golü var bu ikilinin. Süper bir sezon. Haydi diyoruz şu Leipzig deplasmanında geçelim. Evet, Leipzig'e bakıyorum. Origi, Morelos, Wolf, Gumi, İftpoca var. Werner yedek. Werner niye yedek? Werner'i fazla da oynatmamışlar. Gözlemlettirelim mi? Tam bizlik oyuncu aslında Werner ama Werner bizi yedirmezler yani. Nereye abi? Orban, Poulsen, Klosterman. Klosterman da iyi oyuncu. Bu oyuncuları niye kullanmamış ki bu adam ya? Klosterman oynatabiliriz, alabiliriz yani. Evet, neyse. Maça dönelim. Sonra bakarız. Evet, başladık. Biz başladık. Zor bir maç. Zor bir maç. Şimdi bir duran top Leipzig'ten. Savunma çıkarttı. Bunun içi kafayı vuruyor. Top savunmada Wolf. Bu ismini söyleyemiyorum. Torun diyelim ona. Torun. Evet, atakları gelişiyor. Origi. Of. Himmelmann. Evet. Tehlikeli bir ataktı. Himmelmann topun sahibi. Evet, şimdi Van Kamp. Dahli ile geliyoruz. Haydi çocuklar. Dahli. Ah. Ama offside. Offside. Kone. Dahli'nin pasında offside'deydi. Tehlikeli bir pozisyonda ama offside. Şimdi Christiansen, Salcedo, Christiansen, Samuel Adegbenro, Salcedo, Bunic aman orada top kaptırmayalım. Azbuike vurur valla. Bunic, Christiansen top kaptırmayalım. Azbuike! Ah, gol sandım ha. Vallahi gol sandım. Evet, dışarıya fena başlamadık. 2-7-8 dakika içinde şut imkanı tanımadık Leipzig'e. Şimdi evet bir frikik ve evet şanssız bir an 1-0 mağlup durumdayız. 1-0 mağlup durumdayız. Sampoli Miss Leipzig deplasmanında Hastenberg vurdu. Savunmayı çarptı. Himmelmann kontrol bir yere kaldı ve golü yedik. Şanssız bir gol yedik. Bu Hastenberg kimmiş ya? Bir bakayım şuna.
İyi futbolcuymuş ha. Sol bek ama iyi futbolcu. Evet. Şanssız bir gol ve 1-0 mağlup durumdayız. Şimdi atak geliştiriyor yine. Tehlike var. Şimdi Dahle aldı. Dahle bıraktı Kone. Haydi çocuklar. İstediğimiz hızlı hücumlardan biri olabilir mi? Kone kaptırmadı. Bunic Azbuike vurur valla. Vurmadı. Dahle'yi çıkarttı. Dahle vurdu. Savunma ikinci pozisyon Haydar'a. Presimiz devam etti. Bunic kaptırmayın. Şimdi Samuel'e denk geliyor. Yalnız çok iyi pres yapıyor Leipzig'te. Azbuike. Van Kamp. Van Kamp dışarıya. Ah ah. Of. Evet. Haydi çocuklar be. Evet, Gulaski. Bir ara top. Origi. Ay, inanılmaz bir gol kaçırdılar. Ne yazık ki pozisyonda yedik. Morelos 2-0 oldu arkadaşlar. Bu sefer kaçırmadı. Ve Leipzig deplasmanında Leipzig'e bu sene şansımız tutmadı açıkçası. Olmadı iki maçta da. Olmadı. Üçüncü golü kaçırıyorlar. Evet, bugün ne yazık ki kötüyüz. Ne yazık ki kötüyüz. Ne yazık ki çok kötüyüz hatta. Van Kamp, Christiansen, Suter, Azubuike, Suter, Christiansen, Bunic, Samuel Adenkpero, Azubuike. Güzel geldik ama orada Haydar araya girdi. Şimdi Salcedo, aman top kaybı yapmayın Melman. Şimdi top Azubuike'de. Haydi çocuklar şu devreye çok güzel pas çıktı ve gol. Ve gol, ofsayt yok bu sefer. Kone ve 2-1. Evet. Haydi çocuklar yine Azubuike. Yine müthiş pas. Yine müthiş pas ve 2-1. İşte Azubuike. Müthiş pas, müthiş. Kone de gol attı. Hadi be çocuklar be, hadi be yapabiliriz ya, hadi be oğlum be. Evet, bu bir umut ışığı. Şimdi bir frikik. Of, dışarıya. Dışarıya, dışarıya, dışarıya. Evet, bunun içi çıkartacağım ikinci yarıda. Gerçekten çok kötü. Dahi çok kötü, savunmam da kötü, herkes kötü. Ne yazık ki golü atan Kone ve Azubuike, asisti yapan Azubuike dışında hemen hemen tüm futbolcuların vasat günündeyiz arkadaşlar. Diğer sonuçlara bakalım. Leverkusen'de 0-0 gidiyor şu an. O sonuç bizim için iyi tabii ki. Ama başkasının şeyine gerdeğe girmemek lazım. Kendi işimizi kendimizin görmesi lazım. Şimdi bir evet ah pres yaptı ama olmadı. Olmadı. Kone pire gibi. Hadi be. Haydi be. Haydara. Şimdi aman üçüncü golle gitmeyelim. Ne olur üçüncü golle gitmeyelim. Süper. Uzun bir top attı. Güzel top attı. Dahli. Dahli güzel top buldu. Ah. Ah direkt direkt. Ah. Gerçekten yani ilk yarıda hak etmedik ya. Gerçekten hak etmedik. 12 şut 5 isabetimiz var. Leipzig'in 6 şut 2 isabeti var ve 2-1 mağlup durumdayız. Direkten dönen son dakikadaki topumuz var. Saçma bir frikik gol yedik. Her olumsuzluk oldu ama umarım ikinci yarıda bir umut ışığı bekliyoruz. İkinci yarının ilk 15 dakikasında bulacağımız bir golle niye olmasın diyeceğiz. Wolf geliyor bu arada. Aradan bıraktı savunmada Gartens. Birazdan oyuncu değişiklikleri yapacağım arkadaşlar. Çok kötü. Van Kamp da çok kötü. Van Kamp da çok kötü. Evet ileri çıkartalım diyeceğim ama çok da korkuyorum. Bir frikik ve bir gol daha. Halstenberg. Gerçekten denecek bir şey yok. 3-1. Gerçekten Immelmann'da yemiş yani. Evet, oyuncu değiştireceğim ama çok da artık iş bitti.
İş bitti. Adenkboyla'nın yerine Miyeç'i alalım. Yani çok kötü futbolcularım var. O yüzden fazla da değiştiremiyorum. Yazık oldu. Yani 3 isabetli şutları var ve 3 gol buldular. 2 tanesi frikikten. Leverkusen puan kaybederse, ki şu an 0-0 Leverkusen maçı arkadaşlar. En azından 3. bitirelim haftayı. Dortmund kazanacaktır bu hafta muhtemelen diye tahmin ediyorum. Evet, bir taç atışı Salcedo kullandı. Ahmet Kutucu. Yine Salcedo. Kartens bırakıyor. Rayo Miyachi. Of, of ya. Ya Rabbim, of ya. Origi ceza sahasında bomboş, 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 bomboş. O atamadı. Wolf attı. 4-1 oldu. Evet, yıkıldık. Yıkıldık. Gerçekten yıkıldık. Denecek bir şey yok. İzlenecek bir şey de yok çok fazla. Yani aşırı hücum ağırlıklı diyelim. Her anlamda, özellikle defansif anlamda bugün mahvolduk arkadaşlar. İkinci yarı hiçbir şey yapamadık. İlk yarı nispeten futbol olarak iyiydi. Pozisyonlara da girdik ama ikinci yarıda o gelen frikik golü de tabii bizi olumsuz etkiledi. Christiansen 6-4, Kartens 6-4, Suter 6.5, Salcedo bile çok kötü oynadı bugün. Yine geliyor Leipzig. Bugün Fuchs'u da aradık. Orta sahada Fuchs'u eksikliğinde gerçekten aradık. Şimdi Dahli'ye geldi top. Dahli'den orta geliyor. Savunma çıkarttı. Şut kalecide kaldı. Şimdi Dahli yine. Azubuike. Kötü pas. Wolf bir kontra atak şansı da, artık savunmada da tabii koşamıyoruz. Timo Werner ve Origi. 5-1. Çok ağır bir mağlubiyet alıyoruz. Çok ağır bir mağlubiyet alıyoruz. Gerçekten kontra ataklarda bugün Leipzig fişi çekti. Öyle basit hatalar yaptık. Öyle basit hatalar yaptık. Tabii şu an bir de artık savunma planını, savunma olayını arkada planda unuttuk. Timo Werner ve Leverkusen'ı 6-0'a yendiğimiz hiçbir esprisi kalmayacak gibi gözüküyor. Werner vurdu, kaleci kurtardı. Evet. Çok kötü. Yani belki de uzun zamandır o ligin ilk iki haftasında Bayern Münih'e 7-0 yenilmiştik. Ve Dortmund'a yenilmiştik. Ondan sonra da farklı. Ondan sonraki en ağır mağlubiyetimiz oluyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Ne yazık ki, ne yazık ki, ne yazık ki. Defansımın özellikle ve kalecimin döküldüğü bir maç. Evet, Leverkusen golü buldu. Ve 3. sıraya girdik. Muhtemelen, evet, VAR'a giriyor hakem. 7-6 mı olacak? Muhtemelen haftayı Dortmund'un da galibiyle 4. sırada bitireceğiz. Bu kötü oldu. Bir frikik daha. Savunma atak devam ediyor. Sol bekleri bugün iki tane frikik golü attı. Ne diyelim, olacak yani. Şanssız bir maç. Yani ağır bir mağlubiyet. Çok ağır bir mağlubiyet. Tabii bu önümüzdeki 2 haftayı bile belki etkileyecek bir mağlubiyet oldu. Çünkü çok moral olarak bayağı bizi bir düşürecektir arkadaşlar. Şimdi Klosterman 6-1 oldu. Werner atıyor. 6-1 oldu. Felaket bir maç çıkartıyoruz. Felaket. Neyini izleyeceğim abi? 6-1 oldu. Gerçekten az bu ülkede sakatlandı, anasını satayım. Evet. Çok ağır bir mağlubiyet aldık. 6-1. 18 şutu var Leipzig'in, 10 isabeti. Bizim 19'a 8 ama 6-1 ile kaybediyoruz. Gerçekten
Gösterdiğiniz performanstan ötürü hiç memnun değilim diyeceğim. Yani çok kötü oynadık arkadaşlar. Çok en ağır mağlubiyetlerimizden birini aldık. Evet, Santpol resmen aşağılandı. Doğrudur, doğrudur, doğrudur. Gerçekten aşağılandık. Evet, şimdi Freiburg deplasmanı, son iki deplasmanımızdan mağlubiyetle ayrıldık bu arada. Hem Wolfsburg hem de Leipzig. Şimdi de Freiburg deplasmanına gidiyoruz. Leverkusen 1-0 kazanmış. Haftanın da en farklı mağlubiyetini biz almışız. Ne yazık ki. Şimdi Bayern Münih kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Eintracht Frankfurt deplasmanında ki muhtemelen de zaten o maçı kazanacaktır. 1-1 bitmiş, evet 1-1 bitmiş. Bayer Leverkusen şampiyonluğunu ilan edecek mi? Dortmund puan kaybederse şampiyon Bayern Münih arkadaşlar, evet. Ama Dortmund bugün yenecektir muhtemelen. Çok kötü oldu be. Çok ağır geldi yani. Hani yenilebiliriz 2-1, 3-1, 3-2. Evet, Augsburg, Hoffenheim, Dortmund, Schalke arkadaşlar. Ama 6-1. Gerçekten nasıl diyeyim, çok 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 ağır bir skor ya. 6-1 cidden ciddi bir ağır bir skor yani. Neyse, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Savaşmaya devam edeceğiz. Palinya'yı alalım. Volant alalım işte ya. Evet, genç oyuncu Vestaban. İyi bir oyuncu. Kalsın listemizde. Sezon sonu bakacağız artık. Evet, Augsburg 5, Hoffenheim 2, Dortmund Schalke. Dortmund yenerse haftayı 4. sırada kapatacağız. 2. sırada girmiştik ama ağır Leipzig mağlubiyetinden sonra 4. sıraya kadar gerileyeceğiz. Çok kötü bir defansif performans sergiledik. Yani sonuna kadar da hak ettik mağlubiyeti. Sonuna kadar. Evet, Dortmund 5-0 yenmiş. Schalke'yi içinden geçmiş adeta. Evet, 32 maçta 68 puanla 4. sıradayız arkadaşlar. Bayern 77, Dortmund 71, Bayer Leverkusen 69, biz 68, Leipzig 58 puanda, Schalke'nin 57 puanı var. Dördüncülüğümüz en azından garanti. Şimdi Freiburg deplasmanına gideceğiz. Bu hafta şöyle bir şeye bakacağım. Dortmund'un evet, Dortmund Leverkusen maçı var bu hafta. Leverkusen'ın kendi sahasında Dortmund Leverkusen maçı var. O maçtan çıkacak her sonuç bize yarayacak. Umarım Leverkusen puan kaybeder. Leverkusen'in kazanması bizim açımızdan iyi olmaz. Biz de Freiburg'u yenersek en azından 3. sırada bitirme şansımız olabilir o zaman. Dortmund tutacağız Leverkusen karşısında. Biz de Freiburg'u yeneceğiz. Sonra da kendi sahamızda Schalke'yi yenerek umarım ligi 3. sırada bitireceğiz. Bayern Münih ve Borussia Dortmund ardında arkadaşlar. Tek amacımız bu şu an. Ama işimiz kolay değil. Parantez içinde söyleyeyim. Gerçekten işimiz kolay değil yani. Toronto Andreas Torrensen'i teklifte bulmuş. İyi bir futbolcu ama artık bizden geçti. Şu an transfer düşünmüyorum. Suter'in gelişmesi devam ediyor, gelişme. Gerçekten çok işler yaptı bizde. Cidden çok işler yaptı. Freiburg da 16. sırada. Bakalım bize karşı nasıl bir performans gösterecekler. Belki de ölüm kalım maçları adamlarında. Yani öyle bir oynayacaklar ki biz hiçbir şey yapamayız. O da olabilir. Bu dakikadan sonra artık her maç zor. Artık her maç final havasında her takım için. Devam edelim arkadaşlar.
Evet, maç day geldi, çattı. Freiburg deplasmanındayız. 6-1'lik ağır Leipzig mağlubiyetini unutturmak için. Evet, rekor içinde adeta gün sayıyoruz. 101 golü var. Bundesliga tarihinin rekoru 101 gol. Biz 3 gol daha, 4 gol daha atarsak 98 goldeyiz şu an. 4 gol daha atarsak Bundesliga tarihinin gelmiş geçmiş en golcü takımı olacağız. Öf. Bunları geç abi, sor. Basınla muhatap olmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, haydi bakalım arkadaşlar, haydi. Leverkusen Dortmund maçı var. Evet, bizim için o maç da çok önemli. 3-20 Freiburg'a, 2 oran bize verilmiş. 22.711 bilet satılmış. Hava hafif yağmurlu ve 8 derece. Deniz Aytekin bu sezonki 20. maçını yönetiyor. Ayaklarımız bu maçta, kulağımız Leverkusen Dortmund maçında olacak. Kadroya şöyle bir bakalım. Fuchs'u kesinlikle alıyorum arkadaşlar. Fuchs önemli oyuncularımızdan biri. Bunun için yine Fuchs'u alıyoruz. Başka herhangi bir değişiklik yapamıyorum. Ve ilk 11'imiz. Evet, Himmelmann, Suter, Salcedo, Kartans, Christiansen, Adegbiero, Fuchs, Albuike, Dahli, Van Kamp ve Koné ilk 11'imize çıkıyoruz. Haydi çocuklar, haydi çocuklar, haydi çocuklar diyorum. Ve başlıyoruz. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Haydi bakalım. Lienhardt. İyi bir defans oyuncusu Lienhardt. Evet. İlk 5 dakikada bir isabet şutumuz var. Haydi Van Kamp. Haydi Tukone. Haydi oğullarım. Çünkü öteki maç şimdi kesin bir puan kaybı olacak o maçta. Yani bu maçı almamız şart oldu şart. Eğer ilk 3 içinde bitirmek istiyorsak. Tabii ki dördüncülük de çok büyük başarı. Ama üst üste açıkçası üçüncü deplasman mağlubiyetimi de almak istemiyorum. Yani işin bir de o boyutu var. İki kere üst üste iki deplasmanda Wolfsburg ve Leipzig deplasmanlarında yenildik. Leipzig deplasmanında hatta yenilmedik, imadar olduk. Şimdi Samuel Adenkbe yetişti, ortaladı. Garip bir pozisyon. Evet, Van Gogh'man buradaymış ya, Van Gogh'man. Benim adamım, bu adamı ben çok seviyorum. Freiburg küme düşerse bu adama abanalım. 19 yaşındaki Alman sağ bek. Lienhardt da fena bir oyuncu. Güzel oyuncular var aslında ama Lienhardt da benim beğendiğim oyunculardan biri açıkçası. 23 yaşındaki Avusturya'da şu anda Chelsea istiyormuş kendini. Çok ciddi transfer olur. Bakar mısınız? Minimum serbest kalma bedeli 4.900. Ve biz alabiliriz Lienhardt. Çok iyi transfer olur. Evet, neyse, kötü bir maç. Kötü bir maç. Çok fazla şut imkanı yaratamadık. Freiburg'un da şutu yok. Dortmund maçı da 0-0. Şimdi Freiburg geliyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Evet, Adegbiero aldı. Haydi çocuklar, hızlı atakları severiz. Şimdi Fuchs Adegbiero kaçıyor, atabilir mi? Ceza sahasının arka tarafına. Ve gol. Ama offside mı? Hayır. Hayır, değil. Verecek. Yan hakem koştuysa verecek. VAR'a bakacak ama verecek. İnşallah verecek. Evet, golü bulduk arkadaşlar. 1-0 öndeyiz Kone'nin golüyle. Haydi bakalım. Şimdi artık 2'yi bulacağız inşallah. Rahatlayacağız ve sonra, evet, Dahli güzel indirmiş. Kone de güzel atmış. Devam. Dortmund maçından artık kulaklarımız Dortmund maçında 0-0 şu an. 0-0'lık sonuçta biterse
Biz 3. sıraya yükseleceğiz. En iyi sonuç bizim için beraberlik. Son haftaya 2. sırada bitirme şansımız olacak. Olası Dortmund puan kaybında. Sanmıyorum öyle bir şey olsun ama yine de Umut Fakir'in ekmeğidir. Dortmund kendi sahasında oynayacaktır son hafta maçını. Puan kaybetmez. Şimdi Dahli ile geliyoruz. Orta geldi. Bu ne ya? Sute azı bu iki direkten döndü be. Direkten döndü. Evet, net bir pozisyon daha. Haydi çocuklar, iki bunu rahatlayın be. Hadi çocuklar. Diğer maça da bakıyorum. Gözüm o maçta 0-0. Dortmund, Bayern Münih de artık şampiyon arkadaşlar diyebiliriz bu maçların sonuçlarına göre. Şu anki inanılmaz bir üst taraf yarışı oldu ama müthiş, müthiş bir üst taraf yarışı oldu gerçekten. Evet, Leverkusen attı ya. Leverkusen attı. Bu bizim için çok kötü bir haber. Şu an Dortmund'un üstünde averaj da bu sefer. Üçüncü sıradayız. Nasıl bir puan durumu bu ya? Şimdi Kartens, Fuchs vurdu gol. Gol, gol, gol. Kone, Kone mi? Hayır, Fuchs. Yok, yine Kone, evet. 2-0 oldu. Yo, Fuchs atmış golü, oyna. Evet, 2-0. Rahatladık, rahatladık. Diğer maç Bayer Leverkusen'ın 1-0 üstünlüğü. İlk yarı rahat bir maç oynadık arkadaşlar. Ulan şu Leipzig'ten 6 tane yemeseydik. Gerçekten olacak işte. Yani kızıyorum abi, kızıyorum. Şimdi Dahli, Van Kamp, Van Kamp, Van Kamp. Dahli'den çok güzel pas ve 3-0 yakaladık. Artık 3 puan hanemize yazdırıyoruz. Kulaklarımız Bayer Leverkusen Dortmund maçında olacak bundan sonra. Orada 3-0, 1-0'lık Leverkusen üstünlüğü var. Şu an itibariyle averajda 3. sıradayız. Dortmund 2.ydi, 4. oldu. Leverkusen 3.ydi, 2.liğe çıktı. İnanılmaz bir 2-3-4 yarışı, gerçekten müthiş, müthiş. Hadi Dortmund diyoruz. Dortmund'dan gol bekliyoruz. O maçta berabere bitmesi lazım. Evet, rahat bir maç çıkartıyoruz. Biz Freiburg deplasmanında şimdi az bu iki ceza sahası içine doğru. Savunma! Van Kamp. Van Kamp dışarı buldu. Bu arada bir gol de atarsak Bundesliga tarihinin en golcü oyuncusu oluyoruz. Bu arada hemen Sinan Kurt'a alıyorum. Dahli'de bir sakatlık var. Oyna. Evet, diğer maça bakıyoruz. Leverkusen 1-0 önde hala. Bayern Münih Stuttgart'ta 0-0. Bir frikik bu arada Suter'den, kaleciden. Evet, biz diğer maçların skorlarına bakarken İsviçreli genç oyuncumuz yine frikik gollerinden birini imza atıyordu. Şimdi Sinan az bu ülke offside. Geçmemiş işte oğlum. Evet arkadaşlar, birkaç oyuncu değiştirelim. Az bu ülke yerine bunun içi alıyorum. Birazcık Fuchs öne kaydırıyorum. Ve son oyuncu değişikliğimde de Baballa'yı, Buballa'yı Suter yerine alıyorum. Çünkü Suter gerçekten hop, bu değil, bu değil, bu değil. Yanlış oldu. Buballa'yı Suter yerine alıyoruz. Evet. Devam. Evet, bakıyorum diğer maçın skoru hala öyle. Bu, ulan Samuel savunma. Yani işin enteresan tarafı şu. Biz Leverkusen'i ligin ilk devresinde de yendik. Bu arada 3-1 oldu. Abraş yaptı. Ve Freiburg farkı 2'ye indiriyor. Bir kontra atak golü yedik. Terazino güzel bir pas attı. Gerçekten güzel bir pas attı. Ve Abraş'ı da topu filelere yolladı. Fark 2 iniyor. Aman arkadaşlar, buradan bir comeback olmasın ne olur. Yani Leverkusen'ı ilk deplasmanda da yenmiştik. Kendi sahamızda da 6-0 yendik ama ne yazık ki onların arkasındayız şu an. Gerçekten değişik bir lig oldu. Salcedo, uf, kafa vuruşu dışarıya. Kartens geldi oraya. Evet. Hala gol haberi yok. Dolberg'in golüyle Leverkusen'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bayern maçında skor 1-1. Leipzig 2-0 önde Augsburg deplasmanında. Bu maçtan sonra 3. sıraya çıkacağız.
Son hafta artık Schalke'yi muhakkak yenmemiz lazım 3. sırada tamamlamak için. Dortmund 4.'lüğe kadar düştü. Yani ikinci yarıda kötü bir performansları vardı. Biz de deplasmanda 5-1 yenmiştik Dortmund'u hatırlarsınız. Yani bizi şu Leipzig maçı mahvetti diyebiliriz. Gerçekten Leipzig maçında madar olduk arkadaşlar. Şimdi Sinan, Bunic, Van Kamp güzel top çıkarttı. Christiansen vurdu kaleciyi. Christiansen sağ bekimiz iyi bir destek. Ama kaleciden uzatmalarda dördüncü golü bulacaktık. Savunmadan uzaklaştırıyor. Terrazino bir kontratak şansı olabilir. Frant. Voigtmann. Abraşi oyun sahibi. Gondorf. Tehlikeli geldiler. Tehlikeli geldiler. Dışarıya, dışarıya. Evet. 90 artı 3'ün içindeyiz. Frans. Şimdi Abraşi. Bir gol pozisyonu daha mı olacak diyecektim ama Terazino. Evet tehlikeli geliyorlar. Yani biz de yine savunma arkasına korner. Hayır offside. Diğer maçın skoruna bakıyoruz. Hala 1-0 arkadaşlar. Muhtemelen de öyle bitecek. Ve haftayı, son haftayı 3. sırada gireceğiz. Tabii şimdi şöyle bir şey de olabilir. Son hafta biz Schalke'yi yenip Leverkusen puan kaybederse ligi 2. sırada bitirme şansımız ve direkt Şampiyonlar Ligi umudumuz olabilir. Evet maç bitti. 3-1 ile geçiyoruz Freiburg deplasmandan. 20 şut 11 isabetimiz var. Freiburg'un 9 şutu 4 isabeti var. Rahat bir galibiyet aldık diyebilirim. Evet aferin beyler iyi galibiyet aldınız diyelim ve devam edelim. Şimdi hakikaten çok zor bir son hafta mücadelesi oynayacağız. Evet 1-0 bitmiş. 1-0 bitmiş. 33. hafta artık Bayern Münih şampiyon. 72 puanda Leverkusen. Biz 71 puandayız. Dortmund 71. Leipzig 61. Schalke 60 puanda. Küme düşme hattında Freiburg. Evet Stuttgart küme düşmüş arkadaşlar. Stuttgart yine küme düşmüş. Günümüzde de küme düşmüştü. Oradan bir iki adam kapsak bari şöyle genç oyuncularına bakalım. Yani Nicolas Gonzalez iyi bir forvet oyuncusu, iyi bir forvet oyuncusu gözlemle. Güzel. Hakikaten zaten çoğu adamını da şu an izlettiriyoruz. Evet arkadaşlar Bayern şampiyon. Dahli sakatlandı 1-3 gün çok önemli değil. Suter'in maaşı artıyor 268 bin euro oluyor. Kone de maçın adamı Kone'yi övüyoruz. Gol yıllarında çok iyiydim böyle devam eder. Evet, artık son hafta. Ligin son haftasındayız. Kendi saha ve seyircimiz önünde Schalke 04 ile oynayacağız. Sezonun son maçını kazanarak veda etmek istiyoruz. Evet, Mafyo'yu takip listesini alalım. Mere'yi de alalım. Çok iyi, çok iyi. Aslı da alalım. Yalnız çok yüksek paralar isteyecekler gibi geliyor. Hiç tahmini maliyet belirtilmemiş. Mangala'yı da alalım. Werner'i de alalım. Hepsini alacağım abi. Klosterman'ı da alalım. Oh, Kartens yok. Sıçtık. Kartens savunmada zaten sıkıntı yaşıyorduk. Bir de Kartens cezalı duruma düştü. Artık Schalke maçında savunmada ben oynayacağım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Schalke maçında ben oynayacağım. Gaston Jimenez önerisi gelmiş. Velezli oyuncu. Geçiniz. Bartolaç. Evet Bartolaç. İstedik onu ama artık istemiyorum. Sezon başında çok istemişti. Evet, Van Gnoman 8.75 ve 17 milyon euro. Bu adamı alabilirim arkadaşlar. Bu adamı alabilirim listeme koyuyorum. Bu kim? Süleyman Abdülnihi. Braunschweig'in forveti. Çalışkan forvet. At abi listeye. Olabilir. Yedek forvet olarak alabilirim. Bir Kone. Profili gördüm sanki. Abdullahi de. Olabilir. Niye olmasın? Evet. Artık sezon sonuna geldik. Heyecan dolu bir sezon. Bol gollü maçlar. Sürpriz maçlar. Sürpriz bir sezon finali. Artık küme düşmemek için uğraşırız derken arkadaşlar. Schalke'yi yenersek en kötü ligi 3. bitireceğiz. Biz Schalke'yi Leverkusen puan kaybederse de ligi 2. sırada bitireceğiz. Muazzam bir şey yani. Ve direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız.
Üçüncü direk katılıyor mu acaba bilmiyorum. Üçüncü direk katılıyor mu bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Devam. Evet, Allah'tan Anamuel iyileşti. Anamuel'i Schalke maçında koyacağım çünkü. Mecburen koyacağım. Çok sağlam bir stoper almamız lazım. Çok sağlam. Öyle böyle değil yani. Evet, artık geliyor sezonun son maçına adım 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 gidiyoruz. Evet, gol rekoruna sadece bir gol atarsak. Şu an 101 gol attık. Bundesliga tarihinde en çok gol atan takım 101. Ve biz bir gol daha atarsak Bundesliga'nın en golcü takımı oluruz. Tarih boyunca evet. Buruma dikkat etmemiz gereken bir isim Schalke'de. İlk maçta Schalke bizi 3-1 yenmişti. Kendi sahasında Buruma'da maçın yıldızıydı arkadaşlar açıkçası. Evet, Suter'in gelişimi devam ediyor. Devam et. Durma oğlum, devam et. Şu bir transfer listesine bakalım. En azından elimizde bulunsun. Listede, listede, listede. Belki değişmiştir. Evet, Arthur, James, Leandro Paredes, Sanchez. Ne futbolcular var be. Evet, sıcak bakan diyorum. Oha! Arthur sıcak mı bakıyor lan gelmeye? Yok artık. Kiralarız lan. Yok artık. Welbeck, Chambers, Drinkwater. İyi futbolcular bunlar. Ama yani çok da politikamızdan çıkmamak lazım tabii. Bilemedim. Neyse bakacağız. O Arthur kiralarsak yani inanılmaz şey olur. Evet, sezonun finalini yapıyoruz Schalke karşısında. Dediğim gibi kazanırsak üçüncülük garanti. Biz kazanıp Leverkusen puan kaybı yaparsa beraberlik halinde bile arkadaşlar ligi ikinci sırada kapatacağız. Ve tarihi bir sezonu geride bırakmış olacağız. Gerçekten ikinci yarıda oynadığımız şu ana kadarki 16 karşılaşmada sadece 3 mağlubiyet aldığımızı da hatırlatmak isterim. Evet, Heidenheim, Leverkusen. Evet, Leverkusen de küme düşen takımın deplasmanına gidiyor. O maçtan bize ekmek çıkmaz. Dortmund, Hoffenheim, Frankfurt, Augsburg, Sampdoria, Schalke, Hertha, Mönchengladbach, Leipzig, Bayern, Paderborn, Mainz, Stuttgart, Hannover, Wolfsburg, Freiburg. Biz yenelim, üçüncülüğü garantiyelim. Evet, Rafa Benitez Schalke'nin hücresi 2.50'de 2.63 Schalke'ye verilmiş. Tüm biletler satılmış sezonun son maçında. 29.546 Sören Storks da maçın hakemi. Evet, şimdi Kartens yok. Kartens'in yerine mecburen neredeydi? Anonu alıyorum arkadaşlar. Knol sakatlıktan döndü. Herhangi bir değişiklik yok onun dışında. Evet. Evet, ilk 11'imiz Himmelmann, Suter, Salcedo, Anano, Christiansen, Adegbiro, Fuchs, Özbünke, Dahli, Van Kamp ve Kone. Haydi çocuklar, yenelim ve ligi 3. sırada bitirelim. Dortmund'un üstünde bitireceğiz. Bu bile büyük başarı. Yani 6-0 sadece tek üzüldüğüm nokta. 6-0 ve 5-1 yendiğimiz takımın altında 2. sırada bitirmek olacak arkadaşlar. Gerçekten tek üzüldüğüm nokta o. Evet, Buruma, Harit. Dikkat edilmesi gereken isimler. Bentaleb. Dikkat edeceğiz. Dikkat etmeliyiz daha doğrusu. Bu isimler bireysel olarak üst düzey yetenekler. Evet. Haydi çocuklar. Sezonu da galibiyetle kapatıp seyircimize bir veda, güzel bir veda yapmak tek amacımız. Şimdi Anano. Kone. Sakın orada top kaybı yapmayın. Samuel Adegbeo. Ceza sahasında Azubuike, Azubuike, Azgın Azubuike. Bu sezon 9. golü 1-0 öndeyiz. Dakika 4. 4. dakikada öne geçtik. Adegbero. Schwab. Azubuike, Azubuike. Çok güzel ya. Bence bu sezonun Van Kamp ve Kone'den sonraki en iyi oyuncusu arkadaşlar. Açık ara en iyi oyuncusu Azubuike'dir. Tartışılmaz. Evet, ikinci sıradayız. Artık diğer maça bakıyoruz tabii. Heidenheim Leverkusen maçında da gözümüz 0-0'lık skor devam ediyor. Eğer o maç öyle biterse
Sezonu ikinci sırada tamamlayacağız ama Leverkusen o maçı bir şekilde alacaktır diye düşünüyorum. Tabii biz de burada bir an önce 2-0 yakalamamız lazım. Bizim de garanti değil kazandığımız. Christiansen, Adengbeiro, Azubuike vurur mu, vurur mu, vurur mu, vurur, vurur, vurur. 10. golü ne gol? 2. golü bu maçta. Azubuike hakikaten büyük oynadı. Gerçekten çok büyük oynadı. Bakalım seneye kalabilirsek Şampiyonlar Ligi'nde neler yapacak çok merak ediyorum. Bu sefer de yine sol ayağıyla süper gol. Süper gol. 2-0. Evet artık buradan maçı verir miyiz? Belli olmaz ama evet bu arada Leverkusen'de bir anda 2 dakikada 2 gol ve 2-0 önde. Evet üçüncüyüz arkadaşlar. Üçüncü bitireceğiz sezonu muhtemelen. Müthiş bir sezon. Denecek çok fazla bir şey yok. Ligin, Bundesliga tarihinin en golcü takım olduk. Evet, çok gol yedik. 50 aşkın gol yedik belki ama 100'ü de geçkin gol attık. 24 galibiyet, 2 beraberlik ve kaç ediyor? 26, 8 mağlubiyetle sezonu 3. sırada bitiriyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız inşallah. Dortmund'un üstünde bitiriyoruz. Leipzig'in üstünde bitiriyoruz. Önemli şeyler bunlar. Gerçekten önemli şeyler. Şimdi az bu ülkeye bir kontratak yakalayabilir miyiz? Gecenin yıldızı. Samuel Adenkbero çok iyi pas çıkarttı. Çok iyi pas çıkarttı ama offside. Sanırım offside. Evet, gol iptal offside. Yani Bayern Münih'in sadece 9 puan gerisinde. İkinci değil sadece 1 puanla kaçırdık. Yani gerçekten muazzam bir başarı. Muazzam bir başarı. İlk yarıda da çok rahattık. 14 şut 7 isabetimiz var. Ve 2-0 öndeyiz. Schalke karşısında. Stuttgart'ta düştü arkadaşlar. Evet Stuttgart düştü. Direkt düştü. Çok başarılı bir ilk yarı oynadık. Az bu ülkenin yıldızlaştığı ilk yarıda skoru aldık. Şimdi Suter. Frikik uzmanı dışarı vurdu. Frikik uzmanı. Evet Dortmund 1, Hoffenheim 1 oldu bu arada. Ajeti attı golü. Dortmund son haftalarda yıkıldı adeta. Şampiyonluk yarışından 4. sıraya kadar gerilediler. İnanılmaz bir şey. Herhangi bir oyuncu değişikliği yapmayacağım. Hepsi kalsın. Zaten sezonun son maçı sakatlık olursa da iyileşirler abi. Ne yapayım yani. Bu maç oynamayacaklar. Hangi maç oynayacaklar? Evet şimdi geliyorlar. Dortmund 2-1 önde. Şimdi sol taraftan geliyorlar. Evet bizde Kone. Yakalar mıyız o sevdiğimiz kontra ataklardan birini? Kone ama Kone çok kötü bir pas attı. Sané. Ondan uzun top. Bentaleb Harit. Tehlikeli geliyorlar. Dışarıya vurdu. Evet dışarıya vurdular. Allah'tan. Evet. Dakika 70. Evet bugün forvetlerimiz durdu. Az bu ülke iki muhteşem gol attı. Şu anda maçın 8.9.1 oyuncu puanıyla maçın da adamı zaten. Dortmund Hoffenheim maçı 3-2 müthiş bir maç oluyor orada. Şimdi Dahli alır mı aldı. Dahli'den nereye anlamadım. Şut vurmuş. Evet bu arada maçın yıldızı az bu ülkede sakatlık var. Hemen çıkartıyoruz. Burnic'i alıyoruz. Yıldızımız yerine Fuchs'u oraya çekiyorum. Suter'in yerine Buballa'yı alıyorum. Hem sarı kartı var. Çok da riske etmeyelim. Dahli'nin yerine de Sinan Kurt'u alıyorum arkadaşlar. Çok da abartmayalım. 80. Son 12-13 dakika artık bir mucize olması lazım buradan maçı vermemiz için. Şimdi Bokaş. Yani şu Leipzig maçı ve Wolfsburg deplasmanı. İki deplasmandan olacak işte bir puan alsaydık şu an İkinci bitirecektik abi. Yani evet 75 puan yapacaktık. O iki deplasmandan bir puan. İkinci bitirecektik. İkinci bir genel averaj geçerli Almanya'da çünkü. İkinci bitirecektik. Olmadı. Olmadı. Olsun be. Buna da şükür. Şimdi bir atak. Kone kaleci. Kone vurdu. Kaleci kurtardı. Yani üçüncülükte çok büyük başarı tabii ki. Yani hani ikinci diye üzülüyorum. Üzülme sebebim sadece o üst üste iki deplasman mağlubiyeti. Wolfsburg ve Leipzig. Yoksa bu sezon inanılmaz işler yaptık gerçekten.
Yani bu Nesli'ne gol rekorunu kırdık. Kone, Van Kamp muazzam oynadılar. Belki bu maçta kötüler ama sezon genelinde çok iyilerdi. Evet, son 30 saniye Schalke giriyor şimdi. Bir kontratak şansı yakalayabilir miyiz? Uzun bir top çıkarttık. Evet, bu arada Dortmund 3-3 oldu. Muhteşem bir maç var Dortmund-Hoffenheim arasında. Rokaş. Ananu Fuchs. Ooo, Burgstaller'den müthiş bir gol. 2-1 oldu. Ne gol attı be. Ama maç bitecek inşallah. Ne gol attı be adam. İşte burada Ananu Fuchs alamadı. Burgstaller. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. 90 artı 4 artık son saniyeler. Umarım bir sakatlık olmadan şu maç biter. Yoksa üçüncülüğü kaybetmiyorum. Dortmund son dakikada atarsa bir tane. Şimdi Kone vurdu kaleci Farman. Ve bitiyor, evet. Sezonun son maçında Schalke'yi 2-1 ile geçiyoruz. 23 şut 10 isabetimiz var. Schalke'nin 11 şut 3 isabeti var. Etkili bir oyunda kazandık. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Ve sezonu 3 puanla kapattık arkadaşlar. Ve ligi de 3. sırada bitiriyoruz. Gerçekten büyük bir başarı elde ettik. İlk sezonumuzda Bundesliga'da 3. olduk arkadaşlar. Evet, Leverkusen 2-0 ile geçmiş. Şimdi detaylı olarak lige bakacağız. Az bu ülke bir iki gün yok. Bundesliga sona erdi. Azı bu ülke maçın adamı, sırtında taşıdı diyorlar Santpoli. Aferin diyoruz biz de. Ve 87 milyon 73 bin 87 milyon 730 bin euroyu kasamıza koyduk. Evet, kasamıza öyle bir para koyduk ki bu kim yani yakate? Yak, geçiniz. Şöyle hemen mali duruma bakacağım. Evet, 104 milyon kasamızda para var. Ve şu an mali durumu birazcık götü düzelttik diyebiliriz. Evet, bakalım şu ligi arkadaşlar. Genel anlamıyla. Evet, Bayern Münih 81 puanla şampiyon oldu. Leverkusen 75 puanla ikinci. Biz 74 puan topladık arkadaşlar. 24 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet. Tam 103 gol attık ve 55 gol yedik. Averajımız 48, topladığımız puan 74. Hemen şöyle iç saha performansımıza bakalım. İç sahada 17 maçta 12 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet almışız. Aslında kötü bir iç saha performansı diyebilirim. Augsburg, Bayern, Leipzig ve Dortmund'a yenilmişiz. Bir beraberliğimiz Eintracht Frankfurt'ta arkadaşlar. Dış sahaya bakalım. Dış sahada da en başarılı takım biziz. 17 maçta 12 galibiyet, bir beraberlik, 4 mağlubiyet. Tam 50 gol atmışız ve 33 gol yemişiz. Dış saha mağlubiyetlerimiz ağır Leipzig mağlubiyeti, Wolfsburg mağlubiyeti, Schalke ve yine çok ağır Bayern mağlubiyeti. İki tane çok ağır mağlubiyet var hakikaten. Beraberliğimiz ise Heidenheim'le 3-0'dan 3-3'e gelen maç. Evet, bakalım. Oyuncu genel bakışına bakalım. Evet, Van Kamp 28 golle gol kralı. İkinci Kone 24 gol arkadaşlar. Asist kralı Rafinha, Adekpe 13 asist yapmış. Miyachi'nin 9, Dahlin'in 8 asisti var. Ortalama puana bakalım hemen. Kone 7.66, Reus 7.56, Van Kamp 7.56, Knoll 7.55, Azbuike 7.54, Christiansen 7.53, Kartens 7.49. Gerçekten çok başarılı bir sezonu geride bıraktık. Zaten ödüller verilecek. Ödüller verince onlarla da açıklama yapacağım size arkadaşlar. Evet, gerçekten süper bir sezonu geride bıraktık. Şampiyonlar Ligi'nde olacağız inşallah. Transfer sezonu nasıl geçecek, hareketli mi geçecek bilmiyorum. Bütçemiz 16 milyon euro. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, sezon final videosundan size kocaman bir hoşça kalın diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarda karşınızda olmaya çalışacağım. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.